Murat abiyle her hafta yapacağımız ve NBA ve NFL konuşacağımız Game Night programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz Murat abi. Merhaba Sinancığım. Voley'e de hoş geldiniz. Voley ailesine de katıldınız. Hoş bulduk. Sizin gibi bir insanla program yapmak ayrıca benim için de çok büyük bir şeref ve mutluluktur. Estağfurullah da ben çok umutluyum. Çok mutluyum. Çünkü seninle daha önce de konuşma fırsatı bulduğum için yani çok hakimsin. Bütün Amerikan İnşallah. Sporlarına. Belki beyzbola, NHL'e de sıra gelir. Sıra, evet. İlk konumuza o zaman hemen girelim. LeBron hem MVP hem şampiyon olabilir mi? Kawhi'nin load management uygulaması ona MVP ödülünü getirmez ama yeni bir final MVP ödülünü getirebilir mi? Şimdi LeBron'la başlayalım. Yani en son 35 yaşında MVP olan Karl Malone vardı. Zaten NBA tarihinin en yaşlı MVP'si. LeBron da 35. Ama şöyle bir arada fark var. LeBron hiç üniversitede oynamadığı için NCAA'lerde. Yani onun 35 yaşı Karl Malone'un 35 yaşına göre biraz daha yük taşımış bir 35. Ya bence şimdi bu konuşuluyor ama LeBron'un bir MVP şeyi olmaması lazım. Yani hevesi veya hedefi. Bu sene onun tek hedefi Lakers'ı NBA finallerine ve şampiyonluğa taşıması olmalı diye düşünüyorum. İkisini bir arada yapması eğer öyle bir hedefi varsa bence çok zor. Çünkü şimdi Kawhi'yi de konuşacağız. Load management artık böyle çok gündeme geldi. Ama 35 yaşındaki bir oyuncunun her ne kadar LeBron James gibi kendine çok çok iyi bakan biri de olsa bütün sezonu MVP hedefiyle oynayıp ondan sonra da Lakers gibi kadrosu tam şampiyonluk kadrosu değil ama pozisyonlarında NBA'nin en iyi oyuncularından ikisine sahip bir takımın şampiyonluk hedefini olumsuz etkiler diye düşünüyorum. Benim şahsi görüşüm. Ben sizden çok farklı bir taraftan baktım buna Murat abi. Olmak istese de olamayacağını düşünüyorum ben. Yani LeBron MVP de olamaz, Lakers şampiyon da olamaz diyorum. Bunu söylememin de nedeni belki NBA'in en popüler takımı ve en popüler oyuncusu hakkında biraz sert girdim ilk konudan ama bunu söylememin nedeni de MVP ödülü tarihte her zaman iki tip oyuncuya verilmiş. Bir tanesi normal sezonu en iyi bitiren takımın en iyi oyuncusu. İkincisi de tarihi kişisel istatistikler tutturan veya çok uzun zamandır yapılmayan Russell Westbrook'un yaptığı triple-double sezonunda gördüğümüz gibi sezonlarda verilen MVP ödülleri var. Bu sene LeBron 17. senesinde söylediğiniz gibi ve de belki 17. senesinde yaşayan bir süperstar için tarihi bir sezon geçirecek. Ancak bakıldığında böyle Russell Westbrook'un yaptığı triple double gibi 50 senedir yapılmayan bir şey becermesi veya başarması beklenemez. Yok. Lakers'a döndüğümüzde Lakers regular season'da normal sezonu en iyi bitiren takım mı olacak sorusuna geldiğimizde ise o takım çok büyük bir ihtimalle Doğu Konferansı'ndan çıkacak. Batı'da herkes birbirini yiyeceği ve zorluk derecesi doğru çok söylüyor. Daha yüksek olduğu için Doğu Konferansı'nda Milwaukee, Philly gibi iki tane bu konuda çok büyük aday var. Benim için MVP'nin en büyük adayı yine bu sene Giannis'tir. Tam bir normal sezon oyuncusu. Onun da kendi kişisel sıkıntıları var playofflarda ama tam bir normal sezon oyuncusu olan Giannis'in en büyük MVP adayı oldu. Sinan ağır girdin. Önce LeBron'a hedef gösterdi. Şimdi yani işte sadece normal sezon oyuncusu diyorsun. Neyse yani ise geleceğiz ama senin dediğin şeylerde doğruluk payı var. Ben Lakers'ın yani şimdi LeBron yani kafası çalışan birisi kesinlikle. Eğer playoff'lara özellikle LeBron James ve Anthony Davis diri ve sağlıklı girerse LeBron biliyor ki geçen seneki playoff televizyon ratingleri onsuz tarihin en kötüdü. Yani şimdi o da kafada çalışıyor. Rüzgarı biraz da arkama alırım diye düşünüyordur. Çünkü hakikaten yani bugün NBA açısından baktığın zaman, ürün açısından baktığın zaman Batı'da bir Battle of Los Angeles finali Clippers Lakers. Öbür tarafta da bir Milwaukee işte veya 76ers yani Antetokounmpo veya Embiid'i ön plana çıkaran bir final. Herhalde rating açısından NBA yönetimin en çok istediği şey çok olacaktır. Olacak şeydir tabii. Yani. Peki Lakers'ın şampiyonluk şansını nasıl görüyorsunuz? Vallahi yani ben açıkçası Clippers'ın
finale daha yakın olduğunu düşünüyorum. Leonard daha şey hiç oynamadı mesela, Paul George. İşte bu hafta oynayacak ilk defa. Yani onun etrafındaki parçaların daha şampiyonluk parçası olduğunu düşünüyorum. Bir de hem Leonard hem George hem savunmayı hem de hücumu elit seviyede yapabilen oyuncular. Birden fazla pozisyon savunabilen oyuncular. Orada Patrick Beverley gibi böyle iki oyuncunun yanında bir kaos yaratacak bir savunma canavarı var. O açıdan yani tabii şimdi sakatlık olabilir, bir sürü şey olabilir, onları bilemiyorum ama şu anda baktığım zaman Paul George da omuz ameliyatından iyi gelirse ben Clippers'ı daha yakın görüyorum. Zaten bence Kawhi Leonard ve Clippers da bunun farkında. Şimdi bu daha çok tartışılacak ama bu load management hakikaten şimdi Clippers'ın sonunda işine yarayacaktır. Ama NBA'de David Stern zamanından başlayan bir ürünü korumak felsefesi var. Bu ürüne zarar verecek. Uzun vadede özellikle televizyon kanalları şu anda dinlendiği iki maçta ulusal yayındı. Doğru. Yani şimdi o kadar para verip ulusal yayında alınan reklamları her şeyi çok daha iyi biliyorsun. Bir anda Paul George zaten sakat ve Kawhi dinlenmek istiyor. Ne oldu? Kim izleyeceğiz biz? Kimi izleyecek seyirci? Yani o açıdan buna bir şekilde bir kısıtlama, bir şey gelecektir. Tabii parayı veren televizyon kanalları açısından konuştuk ama taraftar için de aynı şey. Tabii. Yani. Biletini alan, maça giden seyirci için de... Şimdi mesela bir Milwaukee Bucks taraftarı veya bir 76ers taraftarı sezon içinde Leonard'lı Clippers'ı bir kere izleme şansı var. Şimdi o da back to back'ın ilk ayağına gelirse izleyemeyecek. Veya işte o sırada yorgunsa veya hafif bir sakatlığı varsa. Ama tabii ürüne zarar verme bölümünü bir kenara koyarsak diride tutuyor Leonard'ı. Yani bu da çok büyük bir avantaj olacak playofflar geldiğinde. Ama yani eğer Clippers finale kalırsa Kawhi Leonard'ın 3 farklı takımla 3 NBA final MVP'si kazanma şansı da az değil diye düşünüyorum. Tabii bu konuda size çok büyük ölçüde katılıyorum. Ben Lakers'ın şampiyonluk şansını sizden daha az görüyorum. Çünkü kadro mühendisliğinde eksiklikler olduğunu düşünüyorum. İki tane çok temel eksikliği var şu anda Lakers'ın. Bunlardan biri oyun temposu, ikincisi de dış şut yüzdesi yüksek olan oyuncu eksikliği. Geçen sene de zaten bundan çok çekmişti Lakers. Bu sene de bu devam ediyor. Lakers 30 takımlı NBA'de şu anda oyun temposu en yavaş olan 10 takımdan bir tanesi. Atılan üçlük sayısına baktığınızda da 28. sırada 30 takımdan. Yani bir maçta atılan üçlük sayısına bakıldığında çok az üçlük atıyorlar. Playoff'lar geldiğinde, oyun temposu yavaşladığında sadece half court ve ikilik atarak boyalı alandan bulunan sayılarla şampiyon olmak bu devirin NBA'inde artık çok Peki Batı finaline gelir mi diyorsun? Los Angeles için savaş olur mu? Los Angeles savaşını görmek ben de çok isterim. Olur mu? Olur. Sence? Bence olur. Ama orada seedingler çok önemli. Çünkü matchup NBA bildiğiniz gibi tamamen kimin kimle eşleştiğinden biten bir matchup. Denver'ın ne yapacağı çok burada enteresan. Bence burada en hafife alınan takım Denver. Kesinlikle katılıyorum. Yani Denver hep radarın altına gitmeyi seven bir takım ve bunu aslında Denver'ı konuştuğumuzda, Jokic'i konuştuğumuzda da bahsedeceğim ama NBA'de en aslında önem verilmeyen veya az önem verilen bu süperstarların birleşmesinde konu devamlılık. Denver'a baktığınızda son 3 senedir, 4 senedir aynı takım üzerine koyarak geliyor. Ve kadro çok geniş. Kadro çok geniş, genç. Genç, dinamik. Yani bakın Miami'nin kuruluşuna. LeBron, Bosh, Wade bir araya geldi. Herkes şampiyonluklar gelecek zannetti. Birinci sene olmadı. Olmadı. Yani yine Anthony Davis ve LeBron sezona iyi başlamış olsa bile burada bir alışma dönemi olacak. Playoff'lar geldiğinde oyun yavaşlayacak. Herkes bildiği ve eski alışkanlıklarına geri dönecek.
Burada da LeBron'un şimdi sezonun başında yaptığı o yüksek asistler biraz aşağı çekecek. Anthony Davis yine arkası dönük basket oynamaya başlayacak gibi gibi gibi. O yüzden yani matchup'lar çok önemli gibi geliyor bana. Ama umarım bir batı finalinde Clippers-Lakers yaşarız. Çünkü müthiş bir eşleşme olacağına inanıyorum. Lakers'ın jokerinin Dwight Howard olduğunu düşünüyor musun peki? Ben Dwight Howard'ın jokerliğinin 2 ay süreceğine falan inanıyorum. Yani Dwight Howard son... Eskiye dönecek diyorsun yani son yani 4-5 sene. Yani son 5 senede Dwight Howard'ın sürekli başarılı olduğu bir takım, bir organizasyon hiçbir şey olmamış. Çünkü basketi bu kadar ciddiye alan bir insan değil. LeBron ne kadar kendine iyi bakıyor ve basketi ne kadar ciddiye alıyorsa Dwight Howard da o kadar bu işin eğlencesinde. Biraz Hollywood gecelerini de tatmaya başladığı zaman orada eksiklik olduğunu düşünüyorum. Akıllanmaz mı diyorsun? Yani ben hep şeyi düşünüyorum. Bu yaştan sonra yani San Antonio gibi bir organizasyonun Will Perdue karşılığında Dennis Rodman'ı Chicago Bulls'a hediye edip ikinci three-peat'in olmasına, yani onlar da Dennis Rodman'la artık baş edemeyiz ya da yani bu geri dönmez ya da adam olmaz gibi düşündüler. 3 tane arka arkaya hem de ama çok önemli. Tarihte kaç tane? Ya işte bilmiyorum. Ondan bu kumarlar oynanıyor yani. Tarihte 50 tane olsa kumar sayılmaz. Tabii ki. Tarihte tabii hiç ki olmasa delilik diye yorumlanır. Ama şu ana kadar Dwight Howard'da çok iyi gidiyor. Çok iyi başladı. Düzeni de bozmadan katkı yapıyor. En önemlisi o zaten. Yani o pozisyon alıp herkes durup topun ona inmesinin beklendiği gibi şey, bir şey yok. Artık kendi rolünü biraz da kabullenmeye başladı gibi geliyor. Ama yani geçmişe bakıyorum ben ve ona göre söylüyorum ki Dwight'tan eğer Dwight'sa şampiyonluk umudu Lakers'ın. Ya Dwight şampiyonluk umudu değil de Dwight bunu sürdürebilirse Anthony Davis'in yükü azalacak. 5 numarada daha az yıpranacak, playofflara belki daha diri veya herhangi bir sakatlığı olmadan girecek. Bence zaten Lakers'ın şu anda birinci şeyi nerede bitirmekten ziyade mutlaka tabii ki ilk dört dışında kalmazsa tabii bir hayal kırıklığı olacaktır. Aynen. Yani aynen. Batı'da da yani bir terslik, bir sakatlık, bütün şeyler her an değişebilir ama İkisi diri tutabilirse playoff'lara o zaman en azından o Los tabii Angeles batı finali kesinlikle herkesi mutlu edecektir. Sizin söylediğiniz çok doğru. LeBron'un da kendini regular season MVP'si yapmamaya çalışması gerekiyor. Kendisi de söylediğiniz gibi belki de NBA tarihinin en akıllı basketbolcularından biri. O yüzden geçen seneki kötü anıları unutturmak için şimdi çok hızlı başladılar. Ama ben Lakers'ın vitesi düşüreceğine de inanıyorum. Yani LeBron'un vitesi düşüreceğine inanıyorum. Ha. Ve her zaman yaptığı gibi normal sezonu 4. 5. 3. sırada bitirip playoff'lara hazırlanacağını düşünüyorum. Adam Silver'la David Stern arasında bir fark var yalnız Murat abi. Yani David Stern haklısınız. Ürünü korumak konusunda çok katı bir komisyonerdi. Hatta NBA'de dress code'u yani kıyafet kuralını getiren insan kendisidir. Yani Allen Iverson'lara bile takım elbise giymek zorundasın kardeşim diyen insandır kendisi. Adam Silver ise bir o kadar oyuncu yanlısı ve oyuncuyu koruma üzerine bir commissioner yani şu ana kadar hep böyle ilerledi. O yüzden load management konusunda her ne kadar televizyon ve parayı verenler rahatsızsa da Adam Silver bugüne kadar hep oyuncuları korumayı tercih etti. Hatta bu son Kawhi konusunda da ligle anlaşarak evet aslında bir sakatlığı var dizinden back to back'lerde oynayamaz Kawhi falan gibi bir şeyde Dark Rose'a cezayı kesti. Evet. Ters bir bilgi verdiği için. Aynen öyle. Ama şöyle bir şey var Sinancığım. Şimdi bu önümüzdeki 5 yıl 10 yıl gelir şey yapıldığında Çin de bu işin içindeydi. Ya yani şimdi Çin'den o para gelmezse yani bir de televizyon yayınlarının bedeline herhangi bir kısıtlama veya uygulama, yani uygulama dediğimde şöyle bir şey olabilir. Yani anlaşmamız atıyorum şu kadar milyar dolar ama benim ulusal yayınlarımda süper yıldızlar veya first team, second team, third team olmuş oyuncular 20 maç kaçırırsa vermiyorum. O zaman ben şu kadar veririm
40 maç kaçırırsa şu kadar veririm gibi uygulamalar gelebilir yani. İleride bir yayınımızda o Çin meselesinde bir konuşmak isterim size. Çünkü o da Daryl Morey'nin yaptığı ve aslında NBA'in ortasına bıraktığı bir bomba. Şu anda NBA'in geleceği için çok büyük bir soru işareti. Evet. Yani gelir açısından NBA'yi şu anda dünyanın bir numaralı sporu haline getiren aslında konu ne kadar global olduğuydu. O açıdan da o bayağı bir sıkıntı yaratacak gibi gözüküyor.